Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda açı ortay konusunun konu anlatımına başlıyoruz. Evet ilk etapta şu ek çizim mantığından bahsedeceğiz. Daha önce zaten bu tanımı vermiştik. Bir açı iki açı şeklinde böyle ışını açı ortay. Yani açının açı ortayı denir diye söylemiştik. Ve hatta temel kavramlarda demiştik. E, doğru açılarda falan da yani üçgende açıda da falan da kullanabileceğimizi de söyleyerekten şunu da zaten daha önce de söylemiştik. Şimdi hem söyleyelim hem nereden geldiğinden bahsedelim arkadaşlar. Bakın. Şimdi bir açı ortay doğrusu üzerinde. Şurada ispatını yapayım isterseniz arkadaşım. Şöyle şunu da çizeyim de ispatsız olur mu? Olmaz tabii ki. Evet. Şurada şunu şöyle şuradan dikmeyi de çizeyim. İspatımızı da şöyle gösterelim arkadaşlar. Bakın şimdi açı ortay doğrusu üzerinden alınan bir noktadan herhangi bir noktadan kollara çizilen dikmeler birbirine eşitmiş ve ayırdıkları yerler de aynı zamanda birbirine eşit arkadaşlar. Sebep daha görmedik ama hatırlarsınız arkadaşlar hani şu açı ortay doğrusu ya ben buraya alfa dersem burası da alfa mı? Alfa. A alfa 90'sa burası beta. Hocam alfa 90'sa burası da beta. Oba! Şu üçgenle şu üçgen benzer oldu mu? Oldu. Hatta 90'ın karşısındakiler a aynı kenar burası. Bakın şurası aynı kenar. O zaman bunlar 90'ın karşısındakiler de aynı kenar olduğu için eş üçgen oldu. Dolayısıyla alfa'nın karşısındaki bu kenar ile alfa'nın karşısındaki bu kenar birbirine eşittir. Hatta beta'nın karşısındaki bu kenarla beta'nın karşısındaki bu kenar da yine birbirine eşittir. İstediğiniz yerden alın bunu. İsterseniz şuradan alın. Kollara dikmeler çizin. Yine buradaki çizilen dikmeler ne olacak arkadaşlar? Birbirine eşit olacaktır. Hatta ve hatta ayırtları yerlerde birbirine eşit olacak. Heh, bu ilk çizimi ne zaman yapacağız hocam? Yani işte dedik ya size geometri öyle kafanıza göre bir şeyler çizmek yok. Burada da arkadaşlar bu ilk çizimde e, açı ortay olduğu zaman yapacağız tabii ki. Açı ortayda kola bir dik çizilmişse diğer kolada siz bir dik çizmeyi ihmal etmeyin. Bunu saklıyorlar bazen. Güzel bir şekilde saklıyorlar. Biraz sonra o nerede sakladıklarını da söyleyeceğim. Hatta bunun tersi de geçerlidir. Ge geçerlidir. Hani biz açı ortayda kollara çizilen dikmeler eşittir diyoruz ya. Tam tersi kollara çizilen dikmeler eşitse bu açı ortay doğrusu diyebiliriz. Yine ispatı eşitken çıkıyor arkadaşlar. Tamam. Dikkat edin. Kola dik çizilmişse diğer kolada biz bir dik çizelim arkadaşlar. Şimdi geldik şuraya. Örnek ne diyor? Acı açı ortay doğrusu şuradan bir dik çizilmiş. A o zaman ne yapacağız arkadaşlar? Bakın açı ortaydan bir kola dik çizilmişse diğer kola da biz bir dik çizeceğiz. Hocam bu dik içeriye düşmeyeceği belli. Yani dışarıya çizilen dikin mantığını zaten daha önce özel açılarda anlatmıştık arkadaşlar. Biliyorsunuz o yüzden sıkıntı yaşamazsınız diye. Burada da ilk sorumuz zaten. A hocam açı ortay kollara çizilen dikmele eşit. Bunlar birbirine eşit. Ama ayırdıkları yerlerin de birbirine eşit olmasını unutmayalım. Yani 19'sa burası da 19 olacak. Yani buraya ne kaldı arkadaşlar? E, 12 kaldı. E hocam burası 5'ti zaten burası da 5. E 5 12'de üçgen arkadaşlar. 13 üçgeninden cevabı 13 bulduk. Geldik bir sonraki soruya. Hmm, aç ortay doğrusu Hocam hiç bir durum yok, özel durum yok. Sayılar bayağı bir yoğunlukta. Ne yapacağız burada? E arkadaşlar ne yapacağız? Hocam ikiz kenar var. tabanda mevcut. İnsan olan ne yaparsa onu yapacaksın. İnsanlar ne yapıyordu? Öğrenci milleti ne yapıyorsunuz? Hop şuradan diki çiziyoruz değil mi? Çünkü ikiz kenarda taban da mevcutsa insan olan tabanına ait yüksekliği çizer diyoruz. Hop çizdik. Yani 8 8 değil ki hiç parça Bak yanlış anlaşılmasın. Bunun devamı değil. Bu doğrusal demiyorum arkadaşlar. Burada sadece şuraya yoğunlaştım ilk etapta. ikizkenar kenar olduğu için tabanına ait yüksekliği çizdim sadece. Taban 2 eşit parçaya böldü. A 8 10 ne üçgeni 6 8 10 üçgenden 6 çıktı. Peki 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 peki. Peki peki peki. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Bak bunu doğrusal kabul edenler bir anda gözüm oraya kaymadı değil ha. Doğrusal değil dedim ama kendi yazdım soruda kendi tuzağa düşecekti. Arkadaşlar işte şurada bir pisagor yaparsa olay bitti. He mi? Ya işte. Nereden biliyorum bunun doğrusal olduğunu? Doğrusal değil. O yüzden hiç şey yapma. Yamuk yumuk belki bir şey belki de bu. Hocam benim yani soruda hep ne diyoruz? Verilen bilgileri kullanmak zorundayız. Ben şimdi neyi kullandım? X kenarlığı kullandım. Burada da dik çizmişim. Tabanı iki parçaya bölmüş zaten. Ve Pisagor bağıntısından buraya kadar bak e, bulduğum bilgiyi de kullandım ve bir yerde tıkandım. Sonra kullanmadığım bir yere bakmam lazım. Ne var burada? Hocam açı ortaylı kullanmadım. Aa, açı ortay. Kola dik çizilmiş. Diğer kola da biz ne yapalım arkadaşlar? Bir dik çizelim. Açı ortayda kollara çizilen dikmeler birbirine eşittir gençler çizdik. Yani şu parça şu parça birbirine eşit. 6 oldu. Şurası 15 ise burası da 15 olacak. E tamamı 21'de 6 kaldı buraya. Aa x dik üçgenden dolayı burası da kaç çıkar? 6 kök 2 çıkar sevgili gençler. Evet cevabımız böylelikle 6 kök 2 oldu. Geldik buraya. Hmm. Evet arkadaşlar bakın ne var burada? AC eşittir BC artı 8. Ya bunu kullanmayı bilmiyoruz. Allah aşkına karışık olan yerde Karışık olan tarafta bir değer vermek daha mantıklı. Mesela burası daha karışık işte. BC artı 8. Şuraya bir A dersem. BC uzunluğuna A dersem. AC uzunluğu A artı 8. Evet şuraya baktığımızda. A hocam Pisagor yapsak yap bakalım bir şey çıkacak mı? İki bilinmeyen denklem var. Tek bir Pisagor'dan çıkmayacağı belli. Başka bir şey düşüneceğim. Ya daha görmedik ama büyük ihtimalle ilerisinde böyle şeyleri düşünebilirsiniz diye söylüyorum. Hocam ne güzel açı ortay doğrusu var. Açı ortayda kollardaki olan tabana eşit olacak. A, değil mi? Evet ama burada a artı 8 bölü a x bölü 4. Yine iki bilinmeyen ilk bir denklem olacak arkadaşlar. Ha orada şey yapabilirsiniz belki ama ne derler ona. Bir buradan bir denklem gelecek. Bir de Pisagor'dan bir denklem gelecek. Oho oh. bayağı bir uzun süre arkadaşlar öyle Farklı bir şey düşünmeliyiz. A hocam bir dik üçgen ama çaktırmadan bir şey vermiş. Ne yapmış? Açı ortay. Kola dik çizilmiş aslında çaktırmadan. He, diğer kola da ben bir dik çizebilirim o zaman. Bu kollara çizilen dikmeler ne olacak? Eşit oluyor. Bak, dik üçgen şeklinde vermiş. Çaktırmadan aslında kola dik çizilmiş. Diğer kola da ben bir dik çizsem bu çizilen dikmeler eşit. Ayırdıkları yerleri unutma. Yani bunlar da A, A olacak. Burası 4 ise burası da 4. Hocam tamamı zaten 8'di. A artı 8'di. E A'sı buradaysa buraya 8 kaldı. Aha da burada ne var şimdi? Pisagor var. Yani 4 var 8 var. 1, 2, kök 5 üçgeninden dolayı Cevabımız 4 kök 5 çıkar sevgili gençler. Evet cevap 4 kök 5 oldu böylelikle. Şuraya yazalım da ayıp olmasın değil mi gençler? 3, X eşittir 4 kök 5 diye şöyle yazalım. Ve geldik buraya. Ha, katlama. Katlama olmazsa olmaz. Biliyorsunuz 2021 sınavında da yani son 3 yıldır böyle katlama üzerine bir takıntıları var. ÖSYM'nin hep söylüyoruz 2021'de de çıktı. E, 2021 tayfada çıktı. Hatta 2021'de biraz daha zor çıktı arkadaşlar haberiniz olsun. Şimdi ne, ne üçgeni bir kere? 6, 8, 10 üçgeninden şuranın 10 olduğunu biliyoruz. Tamam. Başka ne yapmışız burada? Bir yüzü yeşil, öbür yüzü mavi olan dik üçgen şeklinde karton dik kenarları hipotenüs üzerine gelecek biçimde e, şekil 2 ve şekil 3'teki gibi katlanıp tekrar eski haline açılıyor. Ha, dik kenarı böyle geldi. Eski haline geri getir kardeşim. Eski haline geri getir. Daha iyi kavranız. Şu hocam eski hali zaten bu. Katlanmamış hali bu. Bunun katlanmamış hali bu sefer de buradan buraya dik kenarları hipotenüs üzerine gelecek şekilde katlanmış. Bir böyle bir de 8 buraya gelecek şekilde katlanıyor. O zaman bunu da açayım kardeşim şöyle. Şunu da açtık. Ha. Şöyle bir dik üçgen değil miydi arkadaşlar? Evet. Şu biraz benzemedi ama benzeteyim. Ha. Şöyle daha güzel benzetti. Evet arkadaşlar şuraya baktığımız zaman. Hocam bu bir dik üçgende. Şimdi sen bunu böyle katladın. Katlama sorularında ne diyorduk arkadaşlar? Üstte binen kenarlar eşit. Üstte binen açılar birbirine eşit. Ha hocam 6 ise 6 üstte binen açılar birbirine eşit. Hatta bu açı da eşit. Sanırım bu yeterli. Hocam bu da aynı şekilde dik üçgen. Sen bunu böyle katladın. Üstte binen kenarlar eşit. 8 ise 8. Üstte binen açılarda birbirine eşit. Hatta bu açılar da eşit de kullanmayacağız gibi arkadaşlar. Şimdilik dursun. Şimdi diyor ki. Tekrar eski haline geri getiriyormuş. Ha, tekrar eski haline geri getirdik. Yani şu şekil yine karşımızda arkadaşlar. Buna göre katlama çizgilerinden bahsediyor bize. Şuradaki katlama çizgisi bu değil mi gençler? Evet. O zaman o katlama çizgisini çizelim. Çizdik. Öbür katlama çizgisi de şurası değil mi arkadaşlar? Evet. Katlama çizgilerini çizdik. Bize ne diyor şimdi? Katlama çizgilerinin kesim noktasının yani burasının katlama çizgilerinin ne olduğunu bulduk arkadaşlar bu arada? Açı ortay olmasını bulduk. Şu çizgilerin nesi isteniyor arkadaşlar? Buradaki noktanın e, hipotenüs olum zatlığı isteniyor. Evet. Şurası da zaten 10 olarak biliyorduk. Biz Buradaki dik uzaklık isteniliyor bizden. He, hocam ben bunu nasıl bulacağım? Bak şimdi dikkat et. Açı ortay. E kola dik çizildi mi? Evet hocam. E o zaman ne duruyorsun? Haydi çizsene. Haydi çizsene diye bir şarkı vardı. Çizdik mi buraya da? Çizdik. Açı ortayda kollara çizilen dikmeler eşit. Hocam burada da açı ortay. Bak kola dik çizilmiş. Diğer kola da yine ben bir dik çizeyim. Çizdik mi? Çizdik. Aa kollara çizilen eşit. Aa, ayırdıkları yerleri birbirine niye eşitlemiyoruz? Hocam şunlar birbirine eşit. Hocam bu da açı ortaydı. Şu parçayla da şu parça yine birbirine eşit. Hocam burada ne çıktı? Bak dikkat et. Hocam 90, 90, 90. Aa burası da 90 olmak zorunda dikdörtgen çıktı. Hatta x'e x, x x kare çıktı burada. Hocam bunun tamamı 6'ydı. 6-x burası tamamı 8'di. 8-x Burası 6-x ise burası da 6-x, 8-x ise burası da 8-x yaptı. Aa hocam bunun tamamı da 10'a eşit. Yani 6-x ile 8-x'in toplamı eşittir. 10 Buradan 14 eksi 10 eşittir 2x yaptı. 2x eşittir 4'ten x'i de buradan kaç buluruz arkadaşlar? 2 buluruz. Zaten bizden ne isteniyor? Katlama çizgilerinin kesim noktasının hipotenüs olan uzaklığı yani x uzunluğu isteniyordu arkadaşlar. Evet. Bu sefer katladık. Katlama çizgisini kullandık. Korkmayın arkadaşlar. Yani soru aslında burada hikayeyi koymuşuz. Aslında şöyle bir şey var. Yani klasik bir sorudur bu. Bu klasik soruyu da bu şekilde çevirdim. Bu klasik soru nasıldı? Dedim ya yeni nesil sorulara nasıl çevirir onların farkını şey yapacağım diye söylemiştim size. Hocam böyle çiziyor, böyle çiziyor. Kitaplarda görürsünüz, mutlaka görürsünüz arkadaşlar. Böyle böyle. İşte burası 6, burası 8, burası 90. Şuradaki dik uzaklık nedir diye soruyor adam. A aynısının laciverti sadece yeni nesil soruya çevirmiş arkadaşlar görüyorsunuz. Tamam korkmuyoruz yani yeni nesil yeni nesil diyorlar diyorlar abartıyorlar. Yani abartmaya gerek yok. Geldik şuraya. Aa hocam ne var burada? Açı ortay. Kola dik çizilmiş. Evet Diğer kola da ben bir dik çiziyorum arkadaşlar. Şöyle çizdim. Çizince nedir arkadaşlar? Bu kollara çizilen dikmeler birbirine eşit. Yani şunlar birbirine eşit oldu. Hocam burada da açı ortay kola dik çizilmiş. Diğer kola da ben bir dik çizebilirim yine. Hop şöyle yine çizdik arkadaşlar. Çizilen dikmeler birbirine eşit. Ama burada bak şeyi kaçırmayalım arkadaşlar. Kollara çizilen dikmeler eşit. Ayırtları yerlerde eşit. Yani burası da 3 olacak. Hocam kollara çizilen dikmeler eşit. Ayırtları yerlerde olacak. Yani burası da ne olacak arkadaşlar? 5 olacak. 5'i de yazdık buraya. Peki bizden ne isteniyor? Bc. He. Şimdi ne yapacağız? Neyi kullanman lazım arkadaşlar? 8'e. 8 nerede? Bak, 8 nerede? Hocam bu üçgen. Ben burada hiçbir şey göremiyorum, hiçbir şey yapamıyorum. Ha, bazı arkadaşlar iki türlü düşünebilir. İki türlü düşünce yapısını size göstereceğim şimdi. Bazı arkadaşlar şunu düşünebilir. Hocam, ben şu üçgene baktığım zaman bu üçgenin hocam bu dış açı ortayı, bu da dış açı ortayı. A, daha öncesini anlattık. Burası nedir arkadaşlar? Dış açı ortayların kesim noktası değil midir şurası? Evet dış açı ortayların kesim noktası. O zaman bir üçüncü köşeden de gelen ne olmak zorunda? Açı ortay olmak zorunda. Niye? Açı ortayların kesim noktasında. hatta hatırlarsanız ya 3 tane iç açı ortay bir noktada kesiyordu ya da iki dış bir iç bir noktada kesiyordu. O zaman bunu olmak zorunda arkadaşlar? Açı ortay hatta iç açı ortay olmak zorunda. A iç açı ortay. Kollar açı, ortay ya bu şimdi. Bak kollara çizilen dikmeler eşit. O zaman ayırtlığı yerlerinde eşit olması lazım. Diyebiliriz. Yani 8 artı 5 eşittir x artı 3'den. Buradan da x'i kaç buluruz arkadaşlar? 10 olarak buluruz. Şu bakış açısıyla bunu bu şekilde bulabilirsiniz. Dış teğet çemberin merkezinden giderek bulabilirsiniz arkadaşlar. Ya da farklı bir bakış açısı yine aynı şeyi yere denk gelecek gerçi ama olsun. Tamam hocam şu dikmeleri çizdik bu dikmeleri de çizdik. Aa hocam şuraya bakacak olursak bu dikmeyle de bu dikme eşit. He. Oradan da yürüyebilirsiniz. Yani ne olmak zorunda arkadaşlar? Şuradaki dikmeler birbirine eşit olduğu için sen bunu böyle çizdirecek olursan ne zaman birbirine eşit oluyor bu dikmeler? Açı ortayda. İşte o açı ortaylı öyle yakalayabilirdin. E o zaman kollarda ayırdıkları yerler de birbirine eşit olacak deyip yine aynı sonuca farklı bir bakış açısıyla e, açı ortay olmasını yakaladık sadece. Tamam yani verilenleri kullanmaya çalış şu 8'i kullanmaya çalıştık falan. Ee, sonra da X'e baktık. Kollar içizlendik, beler eşit. Ayırtları yerlerde eşit mantığından. Yani açıortayda ortayda e, ek çizim mantığından olayı bitirdik arkadaşlar. Ve gençler, evet açıortay ortay, ek çizim mantığını bitirdik. Kollar içizlendik, beler mantığını bitirdik. Sırada ne var? Valla bence en zevkli kısımlar var. E, bu da zevkli diye. Yani açı ortayın tamamı çok zevkli zaten. Çok kolay bir şekilde yapılabiliyor. Hiç canınızı sıkmayın. Çok rahat olun. İç açı teoremi var. O zaman ne diyoruz? Onu da bir sonraki videoda yapalım isterseniz. Bir sonraki videoda iç açı ortay teoreminde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.